Çocuğumuzun başına bir şey gelse, bir kaza gelse kim hesabını verecek? Rüzgarın biraz sert esmesi, arka arkaya yapılan manevralar velilerin diken üstünde olmasının nedeni. Herkesin gözü onda. Bir kazanın yaşanması an meselesi. Bir yarım saat öncesine kadar da aktif olarak çalışıyordu. Teneffüslere çıkışlarını da engellemek zorunda kaldık. Yeni Mahalledeki Barbaros İlkokulu'nun hemen yanı başında inşaat başlatıldı ve dün de o inşaatın yanına işte bu dev vinç yerleştirildi. Öğrenciler, öğretmenler, veliler işte bu vinçle birlikte tedirgin olmaya başladı. Örneğin şu anda teneffüs saati ve öğrencilerin büyük bir bölümü okul içinde. Nedeni ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması. Bütün çocuklar tedirgin, biz de tedirginiz. Hayatları söz konusu. 850 öğrencinin eğitim gördüğü bir adres o okul. İnşaat başlayana kadar gönül rahatlığıyla gönderiyorlardı çocuklarını. Vincin yerleştirilmesiyle durum değişti. Çocuklarımız teneffüse çıkıyor. Yani biz burada, aklımız kafamız burada kalıyor. Üzerlerine bir şey mi düştü, teneffüste oluyor yani. Veliler endişeli. Okul yönetimi arayışta. Korkulan vincin okulun üstünden kaldırılması için pek çok adım atıldı. Henüz sonuç alamayan okul yönetimi çareyi öğrencileri teneffüste bina dışına çıkarmamakta buldu. Korku içindeyiz. Çocuklarımızın gözleri sürekli vinçte ve derse odaklanamıyorlar. Şov Haber ekibini görünce çalışmalara ara verse de vinç operatörü aslında teneffüs demeden, çocukların güvenliğini düşünmeden çalıştırılıyor. O vinç bir an önce inşaatı bitirmek için. Bu görüntüler çocukların derste olduğu bir anda kaydedildi. Bahçede olmasalar da yaptığı her manevra yürekleri ağızlara getirdi. Dün zaten havada rüzgarlıydı. Vinç üstünde dönerken aynı zamanda sallanıyordu da. Gerçekten endişe halindeyiz. Şimdiye kadar korkulan olmadı. Vincin yalnızca gölgesi öğrencilerin üzerine düşüyor ama hem veliler hem öğrenciler aynı tedirginlikle burun buruna yaşıyorlar. Tek dilekleri bir an önce bir önlemin alınması.